Merhaba. En son çektiğim videonun üzerinden tam 50 gün geçti. Depremden bu yana da tam olarak 70 gün oldu. Bu 70 günlük süreçte neler oldu, neler değişti, neler gelişti aslında size onlardan bahsedeceğim. Annemle babamın mevlidini yaptık. İdari izindeydim. Tekrar işe döndüm, işe başladım. Psikolog seanslarım normalde haftada 1 saatte 12 saate çıkarttım. Eski rutinlerime artık geri döndüm. Burada tanımadığım binlerce insanla tanıştım. Ve son olarak babamdan çok güzel bir hediye aldım. Buraya hayatım muazzam gidiyor, muhteşem gidiyor demeye gelmedim. Ama kesinlikle ilk güne göre çok çok daha iyiyim. Benim için hayat sanki şimdi başlıyormuş gibi hissediyorum. Yeniden doğmuşum gibi hissediyorum. Bir günde bir insan kaç yaş alabilir bilmiyorum ama ben bir 20 yaş daha büyüdüğümü hissediyorum. Öncelikle güzel şeylere geçmeden size nasıl yere çakıldığımı anlatacağım. Hep daha iyi olmayı ve iyileşmeyi istiyordum ve bunu çok kısa bir sürede istiyordum aslında. Hemen olsun ve hemen her şey bitsin istiyordum. Son attığım videodan sonra kendimi çamur dolu bir çukurun içinde hissediyordum aslında ve ben ne kadar tırmanmaya çalışırsam, ne kadar kurtulmaya çalışırsam aslında daha fazla çamurun içine batıyordum. Her şey çok kısa bir sürede olsun, bitsin istiyordum. Hiçbir şekilde sabır denen hiçbir şey bende kalmamıştı. Kötü olay mı? Tamam yaşadım ve hemen bitsin gitsin. Acı mı? Tamam hissettim, tamam hemen içimden atılsın, gitsin, bitsin. Hep bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Duygularımı evet belli bir yere kadar bastırmıyordum. Bastırmadan ilerlemeye çalışıyordum ama belli bir noktadan sonra artık zihnim kendini bir korumaya alıyordu ve tekrardan kaçmaya başlıyordum her şeyden. Tekrardan uzaklaşmaya başlıyordum. Dip denen şey neresiyse ben onun da altındaydım aslında. Çok fazla isyan ediyordum. Olan biten her şeye çok isyan ediyordum. Evet kesinlikle yanlış. Bunun farkındayım ama o süre zarfında artık mantık denen şeyi ben kendimde beklemiyordum. Zaten artık öyle bir ruh halinde de değildim. Gitmeleri kabullenemiyorum, olan şeyleri kabullenemiyorum. Bir anda her şeyin tepetaklak olmasını kabullenemiyorum gibi gibi birçok şeyi ben hiçbir şekilde kabullenmiyordum. Öfkem gün geçtikçe daha fazla artıyordu ve ben artık bunu kontrol edemez bir hale gelmiştim. Panik ataklarım başladı. Ağlama ataklarım gün geçtikçe artıyordu. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyordum. Hiçbir yere gitmek istemiyordum. Ne yaparsam yapayım bana hiçbir şekilde iyi gelmiyordu. Her geçen gün canım çok daha fazla yanıyordu ve her geçen gün özlemim çok çok daha fazla artıyordu. Rüyalarım aynı şekilde devam ediyordu. Artık aynı rüyayı görmemek için ben uyumamaya çalışıyordum ve bu da benim aslında uyku düzenimi bozuyordu. Yemek yeme düzenim tamamen değişti. Her şey böyle hayatımda allak bullak olmaya başladı ve ben bunların hiçbirini kontrol edemiyordum. Bu halimi sevmiyordum, bu Emel'i sevmiyordum, bu geçen zamanı sevmiyordum. Önümde bir yol var ama o yol ne zamana kadar bu şekilde gidecek onu bilmiyordum ve bu kötü olduğum süreçlerde hiçbir şekilde annemle babamı rüyamda görmüyordum. Artık belli bir zaman sonra öyle bir raddeye geldim ki hani günlük hayatıma ben devam edemeyeceğim diye düşünmeye başladım. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyordum. Önüme hangi taş çıkarsa çıksın ben ona çözüm bulmadan üstünden atlayarak geçiyordum aslında. Sabır yok, mantık yok. Kendimi bile artık tanıyamadığım bir dönemden geçiyordum. Ve bunların hiçbirini de dışarıya yansıtamıyordum. Yani tüm bu süreçlerin içinden geçerken aslında siz bile beni görseniz şunu diyeceğinizden kesinlikle eminim. Dışarıdan ne kadar iyi görünüyorsun. Kısacası ben çok güzel dağıldım. Çok güzel yere çakıldım. Dibin de dibini gördükten sonra artık dedim ki bu böyle olmayacak. Psikoloğum zaten tüm bu süreçleri biliyordu. Onun aşamalarıyla ilerledik aslında ama sadece öncelikle bir ben dağılmak istedim. Kendimi dağıtmak istedim. Hangi duygu varsa hepsini dibine kadar yaşamak istedim. Psikoloğum da aslında yaşamadan bir anda hepsini yok sayarak atlatabileceğimi hiçbir şekilde o da düşünmüyordu ki zaten doğru olan da buydu. Ve daha sonra ben psikoloğuma dedim ki hazırım. Artık başlayabiliriz. Öncelikle tüm olan bu her şeyi yavaş yavaş kabullenmeye başladım. Rüyalarımda hep enkaz alanında olduğumu söylüyordum size. Hep taş tuğla kaldırmaya çalıştığımı söylüyordum. Artık taşı tuğlayı kaldıran insan rüyamda ben değilim. Rüya görüyorum. Rüya gördüğümün farkındayım. Orada olduğumun, onların hiçbirinin gerçek olmadığının farkındayım. Tuğlaları ve taşı kaldırmaya çalışan o kız artık hepsini bıraktı ve kenara geçip olan biten her şeyi izlemeye başladı. Tam o süreçte zaten etrafta büyük bir kalabalık oluştu ve annemle babamı başka insanlar kurtarmaya başladı. Rüyamda bile artık şey dediğimi hatırlıyorum. Evet bunların hepsi şu an bir rüya ve ben şu an rüyanın içinde olduğumu biliyorum. Annemle babamı kurtarmaya çalışıyorlar ama kurtaramayacaklar. Ben elimden gelen her şeyi yaptım
ama hiçbir şekilde ben de kurtaramıyorum. O yüzden durup sadece olan biteni izleyeceğim. Ve biraz zaman geçtikten sonra ben bu rüyadan uyanacağım. Yeni bir güne başlayacağım. Çok ilginç bir şekilde rüyalarımın seyri değişmeye başladı artık. Hislerimle, duygularımla artık savaşmayı kestim. Sadece kaygılarımın beni yönetmesine izin vermemeye çalışıyorum. Kaygı devreye geçince çünkü ben o an ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bu süreçte yüzdelik bir dilim varsa, kabullenmeye başladığım o kısımda ben aslında %40'lık bir dilimini aşmıştım. Normalde mesela enkaz altından küçüklük fotoğraflarımı, annemle babamın fotoğraflarını kurtarmıştım, orada bulmuştum. Ve gelir gelmez benim evime getirmişlerdi. Ve ben direkt poşetin ağzını kapatıp ablama göndermiştim mesela. Sende kalsın, ben hiçbir şekilde görmek istemiyorum, evimde bulunsun istemiyorum demiştim. Bu da aslında bakıldığında kabullenmeme oluyor. 2 hafta önce ben kendi isteğimle ablama gidip, kendi isteğimle o çekmeceyi açıp, kendi isteğimle o fotoğrafları tek tek seçtim ve kendi evime getirdim. Tüm fotoğrafları bir kutunun içine koydum ve çekmeceme koyup kapattım. Bakıldığında aslında bir fotoğraf almak değil mi? Hani bunun altında ne yatabilir? Ama aslında benim için çok fazla şey yatıyor. Bu cesareti göstermem, benim o fotoğrafları alıp eve getirmem benim için o kadar büyük bir ilerleme ki aslında. Diğer ablam mesela annemle babamın fotoğraflarını çıkartıp evin belli başlı yerlerine koymuş. Ben bunu istemedim. Çünkü şu an her ne kadar size iyiyim desem de etrafımda çok fazla tetikleyici unsur var ve bu da aslında onlardan biri. Hepsinde yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Hepsinde kademe kademe atlamak istiyorum. Ben onları özlediğim zaman, ben kendimi hazır hissettiğim zaman, ben onları görmek istediğim zaman o çekmeceyi açıp içindeki kutuyu çıkartıp saatlerce bakmak istiyorum ya da öpmek istiyorum ya da sarılmak istiyorum. Her neyse. Bunları sadece kendi istediğim ve kendi hazır olduğum zaman yapmak istiyorum. Zamanla bence geçmiyor. Zamanla sadece yeni yeni anılar ekleniyor zihnimize. Bu yeni anılar eklendikçe aslında eski anılar yavaş yavaş geri planda kalıyor ve biz aslında zamanın geçirdiğini hissediyoruz. Normalde o merdivenleri koşarak giden ben, şimdi yavaş yavaş bazen yorulduğum noktalarda durup dinlene dinlene o merdivenleri çıkmaya çalışıyorum. İyi bir şekilde her kat ettiğim yoldan sonra annemle babamın rüyalarıma girdiğini fark ettim. Küçücük bir ilerleme bile kat etsem o akşam benim rüyalarıma giriyordu ikisi de ve bu benim mutluluk sebebimdi. Onları bu şekilde gördükçe ben daha fazla çabalamaya başladım. Hayatımda bulunan o çeşmeyi ben bir anda açmak istemiyorum. Her yer ıslansın istemiyorum. O çeşmeyi yavaşça açmak istiyorum. Gerekirse damla damla damlatsın. Yavaşça hızlanmak istediği zaman yine hızlansın. Ama yeter ki etrafa çok fazla su saçmasın. Size bu Emel'i sevmediğimden bahsetmiştim. Bu dünyada bir tane Emel var. Ve şu an Emel bu duyguları yaşamak istiyor. Yaşasın. Ya da şu an Emel üzülmek istiyor. Üzülsün. Ya da Emel şu an çok mutlu. Mutlu olsun. Eski Emel'i de kucaklıyorum. Bu Emel'i de kucaklıyorum. Zaman denilen o kavramla da arkadaş oldum. Gökyüzüyle de arkadaş oldum. Demek istediğim, her halimle barıştım. Her halimi çok seviyorum ve her halimi kucaklıyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksan, eski Emel olmayacaksın, eski hayat tadın kalmayacak diyen birçok kişi oldu. Düşüncelerinize saygı duyuyorum ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Eski o enerjik halime döneceğimi kesinlikle biliyorum. Hayattan zevk alacağımı biliyorum. Eskisi gibi olacağımı biliyorum. Sadece dediğim gibi koşarak gitmek istemiyorum o kısma. Yavaş yavaş, dinlene dinlene gitmek istiyorum. Kendimi tanıyorum. İyileşmek istemezsem eğer istediğim kadar psikoloğa gideyim, istediğim kadar doktora gideyim ya da etrafımda binlerce güzel, iyi insan olsun. Ben eğer iyileşmek istemiyorsam iyileşmem. Biliyorum. Ben iyileşmek istedim. Çok da güzel yol kat ettiğimi düşünüyorum. En dipteyken bunu asla aşamazsın dediğim o noktadan şu noktaya geldiğim için de kendimle gurur duyuyorum. İçimde bir yerde kesinlikle küçücük bir emel var. Her zaman var. O hiçbir şekilde gitmeyecek. Beni hiçbir şekilde terk etmeyecek. Ama bir yandan da böyle bir 20 yaş almışım gibi hissediyorum. Sanki 27 yaşında değilim de 47-50 yaşındaymışım gibi hissediyor bir yanımda. Çok garip. Bu süreci belki bir adım atarak ilerleyecekken 3 adım atmama vesile olan 3 şey vardı. Birincisi kendim. İyi olmak istediğim için çabaladım. İkincisi bu süreçte yanımda olan psikoloğum. Onun söyledikleriyle beraber ilerledim. Ve üçüncüsü sizdiniz. Psikoloğuma bu süreçleri anlatırken bir gün yazdığınız o yorumları, bana attığınız mesajları anlatırken buldum bir anda kendimi. Geçenlerde Instagram'da Ezgi Durmuş'un bir yazısını gördüm. Orada şunu yazıyordu. Sözcükler de insanın hem şifasıdır hem de zehridir. İyileştirebilir ama hasta da edebilir. Siz beni iyileştirebilen kısımdaydınız. Bu kadar güzel insanlarla tanıştığım için çok şanslı bir kısım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmediğim için
bu videoyu size hediye etmek istiyorum. Umarım olmaz ama belki siz de bir gün gerçekten belki de kötü olursunuz ya da belki de gerçekten kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir dönemde olursunuz ya da yerin dibinde olduğunuzu hissettiğiniz bir dönemden geçersiniz. O zaman açıp bu videoyu izlemenizi çok isterim. Belki de benim nasıl düştüğümü ve nasıl kalkmak için çabaladığımı görürseniz belki siz de o gücü kendinde bulabilirsiniz. Ya da belki de yalnız olmadığınızı hissetmek bile belki de size çok iyi gelir. Bu video bu konuyla ilgili yapacağım son video olacak. Artık beni bu şekilde görmeyeceksiniz. Buraya tekrar geri döndüğümü söylemek istiyorum. Eskisi gibi videolar çekmeye başlıyorum. Her izlediğiniz videoda benim biraz daha iyi olduğumu göreceksiniz. Sizinle bu şekilde tanışacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Sizinle kesinlikle bu şekilde tanışmak istemezdim. O yüzden ben sizinle tekrar tanışmak istiyorum. Bir sonraki videoda soru cevap yapmak istiyorum. Eğer benimle ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Hem sizinle yeniden tanışmış oluruz, yeni bir başlangıç yapmış oluruz. Bana da çok iyi gelir, size de çok iyi gelir belki. Sorularınızı bekliyor olacağım. Tüm bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Attığınız her yorumu okuyorum. Attığınız her mesajı okuyorum. Sadece Instagram'da şöyle bir şey oluyor. Çok fazla mesaj atıldıktan sonra Instagram onu otomatik olarak arşivliyor. O yüzden çok çok sonradan gördüğüm mesajlar oldu ve ben artık o kişilere dönmeye çekindim açıkçası. Çünkü aradan çok çok fazla zaman geçmişti. O yüzden eğer cevap veremediysem ve eğer izliyorsanız sizden özür dilerim. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum ama artık belli bir süreden sonra yorumlara da yetişemez oldum. Sadece attığınız her yorumu ve mesajı okuduğumu bilin lütfen. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ezgi Durmuş'un cümleleriyle bitireceğim bu videoyu. Kalbi, ruhu, enerjisi, iyi niyeti olan herkesin gönlü dört mevsim çiçek açsın. Hayatında eksikliğini yaşadığı her şey bolluğa dönüşsün. Sevdiği şekilde sevilsin. Çabaladığı her şeye değsin. Bunu kendi sesinden okusun. Dileklerim kabul olsun. Dileği kabul olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.